Evet değerli hemşerilerim, değerli Aslanlı Mahallesi sakinleri, öncelikle Ramazan'ınızı kutluyorum ve tutmuş olduğunuz orucu Allah kabul etsin diyorum. İftarınız afiyet olsun. Hepiniz hoş geldiniz, şeref verdiniz. Değerli hemşerilerim, biliyorsunuz Ramazan ayı, dayanışma ayı, barış ayı. Biz de her mahallede, birkaç yerde, böyle alanlarda, sokaklarda, uygun parklarda iftar yemekleri düzenliyoruz. Buradaki amacımız şu: bu mahallede oturan insanlar, biliyorsunuz eskiden tek katlı evlerde otururduk, komşuluk ilişkileri daha yoğundu, daha çok temas ederdik birbirimizle, ama artık apartmanlarda oturuyoruz daha ziyade. Birbirimizi görme fırsatı, tanıma fırsatı olmuyor. Onun için bunu vesile ediyoruz. Bu mahallede oturan insanlar bir arada, en azından bir iftar programında bir araya geliyorlar. Bu mahallenin insanları olmanın zevkini yaşıyorlar. Birlikte iftar etmenin mutluluğunu yaşıyorlar. Ve birbirimizi tanımasak bile bu mahallede oturan insanlar olarak birbirimizi hissediyoruz. Birlikte olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Dolayısıyla burada tabii değerli muhtarlarımız da bizlerle beraber. Öncelikle mahallenizin muhtarı sağ olsun, onun sayesinde bu yerleri tespit ediyoruz. Sizlere haber veriyor. Özkan Ural kardeşimize teşekkür ediyorum. Tabii diğer mahallemizin Barbaros, Cevat Paşa bu akşam misafirimiz, Namık Kemal Mahallesi muhtarlarımız bu akşam bizlerle beraberler. Hepsine de ayrı ayrı hoş geldiniz diyorum. Tabii bir başka teşekkürüm de kent gönüllülerimize. Onlar Çanakkale Belediyesi'nin kent gönüllüleri. Bu sizden biri. Çanakkale'den insanlar. Gönüllü olarak bu davetleri düzenliyorlar. Evlere ihtiyacı olanlara yemek dağıtıyorlar. Ramazan münasebetiyle fakir fukaraya gerekli desteği vermeye çalışıyorlar. Böylelikle belediyenin hizmetinin yanında gönüllü olarak onlar da bu hizmeti veriyorlar. Arzu eden hemşerilerin kent gönüllüsü olabilme şansını elde edebilirler. Ben ama bu vesileyle kent gönüllülerine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Hepsine sağ olsunlar, var olsunlar. Değerli hemşerilerim, şunu sizlerle paylaşmak istiyorum ve düşüncelerimi ifade etmek istiyorum. Biliyorsunuz, dedim ya, Ramazan ayı, barış ayı, dayanışma ayı. Yalnız maalesef dünyada izliyorsunuz, televizyonlarda, gazetelerde okuyorsunuz. Müslümanlar arasında maalesef savaş bitmiyor. Kan akması durmuyor. Ve Müslüman kardeşine kötülük yapıyor. Barış ortamı bir türlü oluşamıyor. Suriye'de oluşamıyor, Mısır'da oluşamıyor, Irak'ta oluşamıyor, Afganistan'da oluşamıyor. Ve bütün bunlar hepimizin canını sıkıyor ve moralimizi bozuyor. Biz hem ülkemizde ama özellikle Çanakkale'de huzur içerisinde, barış içerisinde yaşayabiliyoruz. Buna şükretmek lazım. Bu kardeşliğimizi, barışımızı bozmamamız lazım. Bir arada, birlikte, mutluluk içerisinde yaşamak için birbirimize sahip çıkmamız lazım. Kimseyi ötekileştirmeden, zengin, fakir, kadın, erkek, oralı, buralı demeden hep beraber kardeşliği bu kentte yaşamanın yine eskiden olduğu gibi bu yaşamı devam ettirmemizi diliyorum. Ve ben de görevim boyunca da buna özellikle dikkat ettim. Ve özellikle de kimseyi ayırt etmeden, hiç kimseyi dışlamadan, hiç kimseyi siyasi açıdan görmeden bu hizmetlerimizi yapmaya devam ettik. Ve bu kentteki barışı sağlayan siz değerli kardeşlerime, kardeşçe yaşayan siz değerli hemşerilerimize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. İnşallah uzun yıllar Çanakkale'de hem gelişerek, hem büyüyerek, hem daha olumlu şartlarda yaşamayı başaracağız. Birlikte bu kenti güzelliklerle bölüşeceğiz. Bu vesileyle inşallah önümüzdeki
Ramazan bayramını da hep beraber çoluğunuzla çocuğunuzla ulaşma nasip olsun. Yine bayramlarda da bir araya gelebilme, birbirimize bayramlaşma nasip olsun. Hepinizin tekrar Ramazan'ınızı kutluyorum. Tuttuğunuz oruçlar Allah kabul etsin, yaptığınız ibadetleri Allah kabul etsin diyorum. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Tekrar teşekkür ediyorum.